Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam bahsetmek istediğim konu şu. Koronavirüs nedeniyle kahveleri, berberleri ve toplu ulaşılan yerleri kapatıyorsunuz. Bu esnaflara da yardım yapıyorsunuz sözde. Kredi veriyorsunuz. Kredi kolaylığı sağlıyorsunuz. Görüştüğüm birçok esnaf kendilerine kredi verilmediğini ve siyasilerin söylediği gibi bir kredilenme raporunun olmadığını söylüyor. Birçok dereceden geçmeleri gerekiyor. Ancak bunları geçemediklerini ve çoğunluk olarak kredi alamadıklarını söylüyor. Ancak daha da önemli bir konu var. Devlet bugünlerde devletliğini göstermek zorunda. Devlet vatandaşa şefkatli yaklaşmak durumunda. Eğer siz bu insanların iş yerlerini kapatıyorsanız ya da sokağa çıkma yasağı muhtemelen getirdiğinizde, herkesi içeri kapattığınızda sadece kredi vererek veya kredi öteleyerek bu durumu çözemezsiniz. Ötelemek bir çözüm değil. Direkt olarak devlet vatandaşına para yardımı yapmalı. Çünkü bu virüsle mücadele toplumsal bir mücadeleyi gerektiriyor ve insanlar gerek gönüllü gerekse yasaklar çerçevesinde kendi işlerinden feragat etmek durumundalar. Yani kimse keyfi için işe giremezlik bir durum yaratmış değil. O bakımdan kredileri öteletmek yerine direkt olarak vatandaşa öteletici borçlar değil ya da faizin düşürülerek bir şekilde borcun erteleneceği bir atmosfer yerine devletin direkt olarak vatandaşa para vermesi gerekiyor. Nasıl ki ABD'de bunu sık sık tekrar ediyorum ama ABD nasıl ki her vatandaşına 1000 dolar para veriyorsa ve bunu karşılıksız olarak 15 günde bir veriyorsa Türk devleti de şefkatliğini göstermeli ve vatandaşa para vermeli. Para olmadığı için sokağa çıkma yasağı getirilmiyor ya da mevcutta kapatılmış olan lokantalar, viraneler, kahvehaneler vesaire gibi esnaflara direkt olarak para yardımı yapılmıyor da ötelemelerle, borcun ötelemesiyle bir şeyler yapmaya çalışılıyorsa bu bir çözüm olmayacaktır. Devlet bugünler için vardır. Kasa boşsa bunun suçlusu vatandaşlar değildir. Bunun suçlusu ülkeyi yönetenlerdir. O bakımdan virüsle mücadele açısından vatandaşların da moralli olması gerekiyor. Onların dükkanlarını, iş yerlerini kapatıyorsunuz ve gerektiğinde belki de sokağa çıkma yasağı alacaksınız. Borcun ötelenmesi soruna çare bulmayacaktır, çözüm olmayacaktır. Direkt olarak para yardımı yapılması gerekmektedir.